Merhabalar, Sena ben. Size bugün biraz psikoloji bölümünden bahsetmeye çalışacağım. Bölümüme geçmeden önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben 2014 senesinden mükemmel sistem mezunlarındanım. Daha sonra psikoloji lisans eğitimimi almak üzere Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Üsküp'te eğitimime başladım. Burada bir sene hazırlık eğitimi ve akabinde 4 yıl lisans eğitimi olmak üzere 5 yıl Üsküp'te kaldım ve daha sonrasında 2019 senesinde mezun oldum. Akabinde bir rehabilitasyon merkezinde işe başladım. Burada özel gereksinimli çocuklarla ve onların aileleriyle çalışma fırsatı buldum. Onlara psikososyal destek sağlama, kriz dönemlerine doğru müdahale edebilme, en genel anlamda aslında psikolojik destek sağlama görevindeydim. Şu anda klinik psikoloji yüksek lisansıma devam ediyorum ve gönüllü çalışmalarda bulunuyorum. Şimdi psikoloji bölümüyle ilgili bilgi vermeden önce aslında psikoloji bölümüne başlamadan kendimize ne gibi özellikler varsa bu bölümde daha başarılı olabiliriz diye bakmak daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi psikoloji alanı aslında her geçen gün daha fazla genişleyen ve aslında bünyesine daha yeni şeyler ekleyen bir bölüm. Bu nedenle aslında bu yeniliklere ayak uydurmak önemli. O yüzden okumayı, araştırmayı sevmek bizim alanımız için çok kıymetli. Eğer siz de araştırmayı, okumayı, özellikle insanı anlamaya, insanla yönelik duygu, düşünce, davranış bunları anlamaya yönelik okumalar yapmayı, araştırmalar yapmayı severseniz, seviyorsanız aslında psikoloji bölümünde çok daha kolay bir şekilde başarıyı elde edebilirsiniz diyebiliriz. Özellikle lisans eğitimine başladığınızda da göreceksiniz ki bu alanda fazlaca değişimler, fazlaca yeni şeyler eklenir her gün ve bunları takip etmek, literatürü takip edebilmek, makaleleri sentezlemek çok önemli. Bu yüzden her gün kendinizi yenileyebilen, okumaya, öğrenmeye açık kişilerseniz psikoloji bölümü sizin için çok daha kolay başarıya ulaşabileceğiniz bir alan olur diyebiliriz. Psikoloji bölümünün psikoloji alanının çok fazla alt dalı var aslında. Biz lisans eğitiminde öncelikle daha genel ortak derslerden sonra özellikle 3. sınıftan sonra çok daha alana yönelik dersler almaya başladık. Bunlar psikopatoloji gibi, fizyolojik psikoloji gibi, yine bilişsel psikoloji gibi, yine psikolojide araştırma yöntemleri gibi birçok alana yönelik, daha alana yönelik derslerdi aslında. Ve şunu fark ediyorsunuz bu dersleri aldıkça, psikoloji alanı aslında çok geniş bir alan ve içinde birçok farklı alan barındırıyor. Bu alanlardan hangisinin size daha çok hitap ettiğini bulmak için en doğru yol aslında çok çeşitli stajlar yapmak, çok çeşitli pratikler yapmak. Bu nedenle yapacağınız stajlar çok farklı alanlarda, işte kliniklerde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, belki kreşlerde, İK departmanlarında size hangi alanın daha çok size hitap ettiğini aslında gösterme anlamında çok kıymetli süreçler oluyor. Ben bu alanlardan kendime en yatkın gördüğüm, en çok ilgi alanım olduğunu keşfettiğim alan klinik psikoloji alanı oldu. Ama elbette psikolojinin, klinik psikolojinin yanında endüstriyel psikoloji, endüstriyel örgüt psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, gelişimsel psikoloji, uygulamalı psikoloji, sosyal psikoloji, spor psikolojisi gibi çok daha fazla aslında alt dalı var. İşte siz de psikoloji bölümünü seçerseniz eğer, daha sonrasında lisans eğitiminde, derslerinizin ve yapacağınız pratikler sayesinde hangi alanın size daha çok hitap ettiğini bulmak sizin için çok daha kolay olacaktır. Psikolojik bölümünü bitirdikten sonra çok farklı iş alanları var aslında bir de. Tabii bu biraz kendimizi ne kadar geliştirdiğimize de doğru orantılı diyebiliriz. Ama en genel anlamda psikoloji lisans eğitimini bitirmiş bir psikolog olarak hastanelerde, kliniklerde, özel kliniklerde, devlet hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, anaokullarında, yine devlete bağlı huzur evlerinde veya özel huzur evlerinde, devlete bağlı diğer başka kurumlarda, adliyeler gibi çalışılabiliyor. İş imkanları açısından
dediğim gibi hani fazlaca imkana sahip desek de bu kişinin kendini ne kadar geliştirdiğiyle de doğru orantılı aslında. Bir de şuna değinmek istiyorum. Psikoloji bölümünü tercih edecek arkadaşlar için bu alanda daha kolay var olmak ve gelişmeleri çok daha yakından takip edebilmek anlamında İngilizcelerini geliştirmeye önem vermeleri çok önemli. Çünkü maalesef yeni yayınlanan literatürler, makaleler genelde İngilizce dilinde oluyor ve bunları yakından takip etmek bizim için çok önemli çünkü bu alandaki gelişimimizi belirliyor, alanda var olabilmemizi belirliyor. Bu nedenle İngilizcenizi geliştirmeye özen göstermeniz çok iyi olabilir. Bunu yapmanın en kolay yolu da aslında psikoloji eğitimini, lisans eğitimini İngilizce veren bir okulu tercih etmekten yana olabilir aslında. Eğitiminizi, lisans eğitiminizi size İngilizce sağlayabilecek okulları tercih ederseniz hem akademik anlamda da İngilizcenizi çok daha kolay geliştirmiş olursunuz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Ben lisans eğitimimi yurt dışında aldım. Belki içinizde yine bu şekilde lisans eğitimini yurt dışında almak isteyenler vardır. Herhangi bir bölüm fark etmeksizin eğer yurt dışında eğitim almak istiyorsanız dikkat edeceğiniz en önemli şey aslında o bölümün veya o üniversitenin YÖK tarafından denkliğinin olup olmaması. Ve buradaki en sağlıklı bilgiyi yine YÖK'ten bizzat arayarak veya mail yoluyla alabilirsiniz. Bazen okulların denkliği oluyor, yani üniversitelerin denkliği oluyor ama bölümlerin denkliği olmuyor. Bu nedenle YÖK'ün kılavuzunda olan denkliğe sahip olan bölümleri tercih ederseniz mesleğinizi yapmada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çünkü aksi takdirde önünüze çok fazla handikaplar çıkabilir. Tabii yine en genel anlamda en sağlıklı bilgiyi YÖK'ün bizzat kendisinden almakta fayda var. Benim psikoloji bölümüyle aktaracaklarım genel anlamda bu şekilde. Umarım açıklayıcı ve net olmuştur ve umarım kafasında bu bölümle alakalı soru işareti olanlar için biraz sorularına yardımcı olmuşumdur. Hepinize başarılar diliyorum. Bizim zamanımızda Namık Kemal'li olmak ayrıcalıktır diye bir söz vardı. Belki bu hala devam ediyordur. Muhtemelen de devam ediyordur. Gerçekten de öyle. Benim için hala Namık Kemal Sesi ve Namık Kemal Sesi'ndeki tüm hocalarım çok kıymetliler. İyi ki varlar. Hepinize başarılar diliyorum.